Dünya zoonoz günü. Önce zoonoz ne demek? Zoonoz hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık demek. Şu anda insanlarda görülen 5 hastalığın 3 tanesi hayvanlardan bulaştığı tespit edilmiş. Ve dolayısıyla zoonozlar insan sağlığı açısından çok önemli bir hal almış. Zonguldak Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Alkan, zoonoz hastalığının insanlara tanıtılmasını ve Sağlık Bakanlığı'nın veteriner hekim istihdamı kullanmasını istedi. Kamuda veteriner hekim istihdamına ilişkin açıklama yapan Alkan şunları söyledi. Dünya Zoonoz Günü pastörün aşıyı bulmasıyla başlıyor. Daha sonra her yılda Dünya Zoonoz Günü kutlanıyor veya farkındalık olarak insanlara anlatılıyor. Ülkemizde birçok zoonozlar var. Yani en bildiğimiz mesela kuduz, tüberküloz yani verem, işte kenelerden bulaşan kırım kalamalı Kongo hastalığı, dünyada çiçek hastalığı, ebola, maymun çiçeği vesaire. Yani en son yaşadığımız pandemi de bunlardan bir tanesi. Ve bundan sonra da dünyamızdaki insan sağlığı açısından da pandemilerin veya endemilerin yine hayvan kökenli olacağı tahmin ediliyor. Yani zoonoz olacağı tahmin ediliyor. Tabii bununla alakalı önce hayvanları sağlıklı duruma getirmemiz, ondan sonra da o hastalıkların elimine edilip insanlara bulaşmasını engellememiz gerekiyor. Dolayısıyla bugün açısından bizim için önemli olan zoonoz hastalıkların insanlara tanıtılması ve bu farkındalığın bildirilebilmesi. Zoonozla mücadele ederken tek sağlıkla yapmak gerekiyor. Yani bunu veteriner hekimler, tıp doktorları, insan doktorları hep beraber bir olurlarsa başarılı olabiliyor. Bununla alakalı da kamunun hayvan sağlık şube müdürleri veya veteriner hekim birimleri var. Bunların arttırılması, istihdamın biraz daha veteriner hekim istihdamının devlette arttırılması, zoonoz hatta bir zoonoz biriminin kurulması ve bu zoonoz birimiyle beraber Sağlık Bakanlığı'nın beraber çalışması. Sağlık Bakanlığı'nda da veteriner hekim istihdamı bu konuyla alakalı önem arz ediyor. Özellikle gıdalardan geçen zoonozlar var. İşte salmonella dediğimiz veya birçok hastalık var. Yani bir tane iki tane de değil. Canlı hayvanlardan geçenler de var. Bunlarla alakalı birimlerin biraz daha arttırılması için kamunun veteriner hekim istihdamının arttırılması gerekiyor.